Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi bir ilke daha imza atarak Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan kadınlara kültür gezisi düzenledi. Aksaray Belediyesi tarafından günübirlik düzenlenen kültür gezisinde kadınların sosyal yaşam ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kültür gezisi kapsamında Aksaray Gülağaç ilçesi Demirci kasabasında yaşayan 90 kadını misafir eden Aksaray Belediyesi hanımlara kentin tarihi ve kültürel simgeleri olan Somuncu Baba, Yusuf Hakiki Baba Türbesi'ni, Eğri Minare'yi, Tarihi Kılıçarslan Hamamı'nı, Ulu Cami'yi, Azmi Milli ve Zincireye Medresesi'ni gezdirdi. 1973 yılında da gördüğünüz çelik halatlar ilave ediliyor. Bakınız burası, şu bakınız mukarnasın olduğu yere kadar önce bir kattı, mahkumlar sığmadığı için tepeye kadar burası örüldü, duvarlar iki kat yapıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde düzenlenen programda hanımlar ilk olarak sinemada Ayla filmini izledi. Sinema gösteriminin ardından Hasibe Yazgı, Belediye Sosyal Tesisleri Piramit Kafe'de hanımların onuruna canlı müzik eşliğinde öğle yemeği verdi. Kadınlar Günü haftasındayız biliyorsunuz. İki gün sonra Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Ama biz bütün bir hafta boyunca kutlayalım istedik. Sizlerle başlayalım Salı günü. Hepinizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya gerçekten kadınların merhametiyle, güzelliğiyle, güzel düşünceleriyle kurulmuştur. Çocuklarımızı çünkü biz hep çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ve yetiştirirken yüreğimizdeki güzel yüreğimizdeki merhameti, güzel düşüncelerimizi onların yüreğine işliyoruz. Ve dünyamız daha da güzelleşsin diye uğraşıyoruz. Onun için benim için her şeyden önce anne, kadın gelmektedir. Bir kadın en küçük yaşından itibaren dünyayı nasıl güzel bir hale getirebiliriz, nasıl daha güzel yaşayabiliriz diye, nasıl daha temiz bir toplum olabiliriz diye düşünen bir varlıktır. Bu yüzden ben kadınlara çok çok değer veriyorum. Aynen bir çiçek gibi yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zincireye Medresesi'nde çay sohbetiyle sona eren, günübirlik gerçekleştirilen kültür gezisine katılanlar arasında ilk defa sinemada film izleyen ve Aksaray'ı ilk kez görme fırsatı bulduklarını belirten hanımlar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya teşekkür etti. Gülağaç'ı ziyaret ettiğimizde oradaki bayanlarımız bize Aksaray'ı görmediklerini, sinemaya gelmediklerinden bahsetmişlerdi. Biz de Aksaray'ımıza davet ettik. Buyurun birlikte dedik, sinemaya gidelim, birlikte bir yemek yiyelim. Akabinde Aksaray'ı size gezdirelim istedik. Biz Gülpınar'dan geldik. Sayın Belediye Başkanımızın eşi Sayın Hasan Hanım'a çok teşekkür ederiz bize verdiği bu emekten dolayı. Bize Ayla filmini izletti. Çok güzeldi, çok duygulandık. Kendisinden çok memnun kaldık. Çok çok teşekkür ederiz. Ayla filmini seyrettik. Çok etkilendik. Çok duygulandık. Gülağaç'tan geliyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz belediye başkanımıza, hanımına, eşine. Çok duygulandık. İnan çok mutluyum yani. Sayın Hatibe Hanım, çok teşekkür ettik. Gerçekten çok teşekkür ettik. Neşe hocamızın adına, kendi adımıza, hepimizin adına çok teşekkür ediyoruz. Gülağaç'tan geliyoruz. Çok güzel bir filmdi. Çok güzel eğlendik. Bizim için ilk defa oldu. Ayla adlı filme geldik. Gerçekten Aksaray Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz, hanımına çok teşekkür ederiz, saygıdeğer hanımlarına. Aksaray Belediyesi bünyesinde Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından kadınlara yönelik üretilen projeler kapsamında hayata geçen Hanımeli Pazarı kapılarını açıyor.
Aksaray Belediyesi, Aksaray'da kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini satışa sunmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları için hayata geçirdiği Hanım Eli Pazar açılışı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Beyaz ve sarı renklerde açan, zarif yapısı hoş kokusuyla Hanım Eli çiçeğinin adının verildiği pazarın açılışı 7 Mart Çarşamba günü saat 11'de açılacak ve açılıştan sonra her hafta Çarşamba günü kurulacak. Cumartesi pazarı pazar alanında kurulacak pazarda takı tasarım ürünleri, keçe işi, el örgüsü ürünler, bez bebekler, dikiş nakış ürünleri, atık malzemelerden çanta ve hediyelik eşya ürünleri, ağaç dallarından dekoratif ürünler, kaneviçe, etamin ve tığ işleri ürünleri, tülbent ve peştemallerden elbiseler, yağlı ve sulu boya resimler, seramik ürünler ve gıda ürünleri yer alacak. Açılışa tüm halkımız davetlidir. Vizyon Kent oluşturma çalışmaları çerçevesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan ve kapılarını açan Piri Mehmet Paşa Çarşısı'na dekoratif oturma bankları ve çiçeklikler yerleştiriliyor. Belirlenen alanlara yerleştirilen ahşap oturma bankları halkın beğenisine sunuluyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en büyük projelerinden bir tanesi olan alt geçit ve çarşı projesiyle yeni ve modern bir görünüme kavuşan bölgede Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce Piri Mehmet Paşa Çarşısı'na ve caddeye görsel güzellik katması ve vatandaşların dinlenebilmesi amaçlı ahşap oturma bankları ve çevre düzenleme çalışmaları devam ettiriliyor. Dekoratif alanlar için ideal bir seçim olan ahşap oturma bankları ve çiçeklik montaj çalışmaları tamamlanarak ilk etapta belirlenen alanlara yerleştirildi. Piri Mehmet Paşa Çarşı esnafı ve vatandaşlar tarafından ilgi gören bank çalışmaları diğer cadde ve sokaklarda da devam ettirilecek. Aksaray'da girişimci kadınlara öncülük etmeyi kendine ilke edinen İşte Kadın Güçte Kadın Derneği, İşkur İşbirliği ile kadınlara yönelik girişimcilik eğitim programı düzenledi. İş Güç Kat Derneği tarafından 25 kadına İşkur İşbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli uygulamalı girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitimde girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleriyle sorumlu girişimci kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş modeli, iş planına yönelik çalışmalar yer aldı. Aksaray Belediyesi Zincirliye Medresesi'nde düzenlenen girişimcilik kursuyla ilgili bilgiler veren İş Güç Kat Dernek Başkanı Deniz Oruç, dernek olarak girişimci kadınlarımızı desteklemek amacıyla İşkur İşbirliği ile kursumuzu açtık. 25 kursiyerin katılım sağladığı 1-4 Mart tarihleri arasında düzenlenen sertifikalı girişimcilik kursumuz sona erdi. Başvuru yapanlar arasından mülakatla seçilerek 4 günlük girişimcilik eğitimini alanlara önümüzdeki günlerde belgelerini vereceğiz. Dernek olarak amacımız etkin verimli projelerle bulunduğu çevreye öncülük eden, rol model olan veya olabilecek kadınlarımızın destekçisi olabilmek dedi. İş Güç Kat Derneği birincisini düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitim programlarını sürdürecek. İş Güç Kat Derneği kurucu üyesi olan ve eğitimlere katılarak kursiyerlere destek veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın eşi Hasibe Yazgı ise Belediye Başkanımız ve sevgili eşim Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ile birlikte bu tür projeleri devamlı olarak desteklediklerini, toplumda istihdam yaratılmasına dair birçok proje yürüttüklerini ve bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Yazgı, özellikle kadınlarımızın hayatlarında bir farkındalık oluşturmak, toplumun her kesiminde kadınlarımızın söz sahibi olmalarını sağlamak için birçok projeye imza attık. Kadın istihdamına katkıda bulunulmasıyla başarılı kadın girişimcilerin giderek artması bizim için mutluluk verici. Emeği geçen herkese ve tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Aksaray Belediyesi tarafından belediye sınırları içerisinde 48 mahalleyi kapsayacak şekilde planlanan bahar temizliği çalışmaları başladı. Çevre temizliğinde etkin olunması, duyarlılığın artırılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalışıyor. Mart itibariyle başlatılan bahar temizliği kampanyasında mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapılacak. Kent genelinde topyekun başlayan temizlik hareketinde birinci adımda ekipler ağaçları buduyor, park ve bahçelerde zararlı otları ayıklıyor, cadde ve sokakları süpürüyor.
Bahar temizliği çalışmaları kapsamında çöp toplama ve mıntıka temizliği, konteyner etrafında var olan molot ve bahçe atıklarının temizlenmesi, konteyner yıkama ve dezenfeksiyon çalışması, ana arter ve parkların yıkanması planlandı. Aksaray Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde başlayan bahar temizliği için tüm imkanlarını seferber etti. Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda yeni bir iş yeri daha hizmete açıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın projesiyle hayata geçen Aksaray'ın yeni çarşı merkezi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'na esnaflar tarafından ilgi yoğun. Erkek giyim sektöründe hizmet verecek iş yerinin açılış kurdelesini Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, İşte Kadın Güçte Kadın Derneği Başkanı Deniz Oruç, iş yeri yetkilisi Dilan Ersoy ve davetliler birlikte kesti. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, kesebilirsiniz. Açılışın ardından Hasibe Yazgı ve beraberindekiler giyim mağazasını gezdi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.